kere sahip olacak ki Allah Teala buyuruyor, Deccal çok büyük bir fitne sahibi olacak, çok büyük bir şer sahibi olacak. Dünyayı fitnesi kaplayacak. Ama benim gökleri yerleri yaratmam Deccal gibi bir insanı yaratmamdan daha büyüktür. Şimdi Deccal'ı yaratmasındaki büyüklüğü ve Deccal'ın fitnesinin büyüklüğüyle neyi kıyas ediyor? Gökleri ve yerleri yaratmasını kıyas ediyor. Buradan ne anlaşılıyor? Deccal fitnesinin büyüklüğü anlaşılıyor. Yani küllün bazı itlakı kabilinden deniyor buna. Deccal da insan mıdır? İnsandır. İnsan olduğuna göre burada ennas, min halkin nas, nas insanlar demektir. Ama burada bir tek Deccal'a Allahu Teala insanlar diye işaret ediyor. Deccal tek insan olduğu halde Allahu Teala onun hakkında ne buyuruyor? İnsanlar. Ne demek? Çünkü tüm insanlığı toplasan şu anda 7 milyar insanın yapamayacağı işleri Deccal tek başına yapacak. O zaman ne oldu? Şu andaki dünya nüfusunun tümünden bırak Adem Aleyhisselam'dan bugüne kadar gelen bütün yaratılıp ölen insanları toplasan Deccal gibi bir şer meydana getiremeyeceğinden dolayı nasıl oldu? لَخَلْقُسْ سَمَاوَاتْ وَالْاَرْضِ Mevla buyuruyor ki tamam Deccal'ı yaratan benim. Deccal büyük bir fitnedir, büyük bir iştir, büyük bir güçtür ama gökleri yerleri yaratan da benim. Benim gökleri yerleri yaratmam Deccal'ı yaratmamdan daha büyük bir eserdir. Onun için bunda şaşılacak bir şey yoktur. Göğü yeri yaradan ne yaratamaz? He? O zaman Deccal'ı da yaratır. Hazreti Mehdi'yi de yaratır. İsa Aleyhisselam'ı da gökte yaşatır. Zaman geldi mi onu da indirir. Vakti geldi mi kıyamette kopartır. Gökleri yerleri efendim birbirine girdirir. Güneş ayı yıldızları yere indirir. O zaman taaccüp etmeyin. Ayetlerde, hadislerde şaşkınlığa düşmeyin. Bu da mı olur mu acaba falan gibi düşünmeyin. Şimdi hakikaten ilginç konular. Ben tevil ehlinden değilim. Yani tevil yerine geldi mi mecburi olur, kaçınılmaz olur. Halefin yolu budur. Ama mümkün mertebe ayet ve hadislere asli manaları üzere inanıp yoruma kaçmadan buyurulduğu şekilde inanıp efendim zamanı beklemek daha uygun olur. Böyle bir şey olmaz diyerek şimdi mesela buna bir misal olarak konuşacak olursak mı yani işte efendim Deccal'ın eşeğinden bahsediliyor hadis-i şeriflerde. Merkep olarak yani binek olarak değil de himar deniyor. Mesela merkep dese binek deriz. Binek deyince buna uçağı efendim veyahut o zaman teknoloji daha da ilerlerse işte füze deriz, şu deriz, bu deriz diyelim. Bu da hadis-i şerifte himar diyor. Yani merkepten bahsediyor. Eşek olarak geçiyor. Bunun kulaklarının arasından bahsediyor. Eşeğinin kulaklarının iki kulağının arası 40 arşın diyor. Şimdi tabii ki bazı hoca efendiler, alim zatlar ben bir şey demiyorum. Tabii onlar diyorlar ki ya bu şekilde izah edilmez. Nereden bulacaksın böyle bir eşek kulağının arası 40 arşın olacak iki kulağın? Ne olacak? Bu uçaktır diyor. Kanatlarının arasını mevzu etmek lazım diyor. Ama ben o kafadaki hocalardan değilim. Neden? Bana ne canım? Ben buyurulanı duyururum, anlatırım. Zaten yaşayan görür. Yaşamayan da inanır, inanan bir şey kaybetmez. Ama tevilde sakatlığa gidebiliriz. Şimdi tevil kapısını açtıkça ardı arkası gelmez. Çorap çöküğü gibi bu sefer Deccal'ı da televizyon der. Şimdi adam ne diyor? İşte her eve girecek, her yere girecek. Ha diyor, tam televizyon diyor. Şimdi cenneti cehennem, cehennemi cennet diyor hadis. Şimdi tamam, cenneti cehennem, cehennemi cennet. Ben de anlıyorum biraz. Çünkü televizyon programlarının şimdi cennet diye gösterdikleri o hayat, işte efendim bir sakız alın da yarışmaya katılın da efendim sanatçı olun, şucu olun, bucu olun, olmayan kalmadı yani. Her şey meslek oldu şimdi. Millet kuyruğa giriyor falan, o onların vaat ettiği hayatlar şudur budur. Cennet gibi gösteriliyor. Şöhret oluyorsun, şöyle oluyorsun, böyle oluyorsun hemen. Araba veriyorlar sana, ev veriyorlar, şudur budur, tatile gönderiyor. Ha o cennet.
E diyor cenneti cehennem, cehennemi cennet. Öte taraftan neyi gösteriyor? Aa bak şu sakallılar, çarşaflılar, öcü bunlar. Sakın bunlar gibi kapanmayın, yazık size, vah zavallılar. Efendim burnunu kapatmış, ağzını kapatmış falan. O cehennem diye gösterdiği cennet. E cennet diye gösterdiği gelin atlayın zıplayın hadi falan. O ne? Cehenneme. Şimdi bunu ben de tevil edebiliyorum bu kadar. Edebiliyorum ama şimdi televizyon deccaldır, dolayısıyla çıkmıştır dediğin zaman da İsa Aleyhisselam nerede yani? Bu sefer onu da bulursun birini Mesih diye. Her gün bir Mesih çıkıyor zaten. E bu sefer onu da mezarcıya gidersin. Sen de Mesih ol gel. Ondan sonra kaz mezarı gir içine yani. Başka bir şey yok. Bekle kıyamet kopsun. Böyle olmaz. Biz onun için eşek dediyse eşek diyoruz. Kulakları dediyse kulakları diyoruz. Kanatları demiyoruz. Yani benim usulümü ve üslubumu anlayın. Hadiste ben ne gördümse ona öyle mana veriyorum. Ama manası o zaten canım. Zaten manası o. Ama ben bunu şöyle yorumluyorum, böyle yorumluyorum diyenlere ben bir şey demiyorum. Fakat diyorum ki bunlar tahrife gider. İş değiştirilmeye gider. Allah muhafaza ondan sonra efendim Deccal da çıktı, Mehdi de geçti, Mesih'in de ruhaniyeti indi falan derken bütün bu kıyamet alametleri, açıkça beyan edilen alametler güme gider. Ondan sonra bu işi insanı inkara kadar götürür. Neden? Görmediğime inanmamam. İnanmamak. Efendim işte bu olur mu acaba diye soru işareti koymak her konuda Allah muhafaza etsin imansızlığa bir köprü teşkil eder. Biz o köprüden geçmeyiz inşallah. Onun için biz rivayetleri sizle paylaşıyoruz. Şimdi konuya başlarken Hazreti Mehdi döneminde vuku bulacak kıyamet alametlerinden biri. Çünkü Deccal ne zaman çıkacak? Hazreti Mehdi sağken çıkacak. Ve Hazreti Mehdi de bayağı bir ortalığı toparlamışken, dünyaya İslam'ı yaymaya başlamışken bu Deccal fitneci zuhur edecek. Ve bu Hazreti Mehdi'yi de aşacak. Deccal'ın gebertilmesi kime nasip olacak? İsa Aleyhisselam'a nasip olacak. Çünkü bu Hazreti Mehdi'yi de Müslümanları da artık Kudüs bölgesinde kuşatım altında dağlara kaçmış vaziyette sıkıştıracak. O sıkıntılı anda İsa Aleyhisselam yetişecek inşallah. Önümüzdeki derslerde bunlar bab bab işlenecek. Çünkü 10 tane büyük alamete giriyoruz artık. Şimdi Hazreti Mehdi 10 büyük alametler arasında zikredilmiyor. 10 tane büyük alametten biri olarak zikredilmiyor. Onun için şimdi Deccal'dan sonrası, Deccal ve sonrasındaki alametler 10 büyük alamet olarak zikrediliyor. Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem buyuruyor. Umranu Beytil Makdis Harabu Yesrib. Mescid-i Aksa'nın mamur olması Medine'nin harap olması demektir. Mescid-i Aksa'nın mamur olması hangi döneme rastlayacak? Hazreti Mehdi'nin orada imam olduğu döneme rastlayacak. Mescid-i Aksa şenlenecek inşallah. Yeniden mamur olacak inşallah. Yahudilerin şerrinden kurtulacak inşallah. Ama o zaman Medine viran kalacak. Tabii Medine'de büyük bir kıtlık baş gösterecek. Kuraklık baş gösterecek. Kurtlar şehre inecek. Efendim vahşi hayvanlar bütün Medine'ye işgal edecek. Hiçbir insan Medine'de kalmayacak. Medine-i Münevver'in son zamanında. Ve harabu yesribe hudurul melhame. O Medine'nin viran kaldığı, harap olduğu, ıssız kaldığı dönemde büyük savaş patlayacak. O da geçen sohbetlerde anlattığımız işte Avrupalıların ne dedik? 960 bin kişilik orduyla Amikovası efendim taraflarında çıkaracakları büyük savaş. İşte Medine'nin yıkım harabı da o savaşa denk gelecek. Ve hudurul melhame o büyük savaş Amikovası'nda patlayacak savaş Fethül Konstantiniye Konstantin'in fethiyle birleşecek.
Çünkü ne dedik? Orada gavurlar yenilince, efendim leşleri ortalığa serilince dedik ya, kuş bile gidiyor gidiyor da kuşun ömrü yetmiyor leşlerini geçme. Yani onların leşlerini bitiremeden kuş ölüyor diye anlattığımız o büyük savaş. Ondan sonra tabii ki Avrupa'da bulunan bütün Müslümanları ne dedik? Kafirler o haberi alınca ordularının tamamen Amük Ovası'nda perişanlığını ne yapacaklar? Avrupa'da bir tane Müslüman bırakmayıp çoluk çocuk hepsini öldürecekler dedik daha evvelki derslerde. Bunun üzerine de Hazreti Mehdi ne yapacak? Roma'ya sefer düzenleyecek dedik. İşte Roma'nın fethi de o Amük Ovası'ndan sonraki savaşla birleşiyor. O arada da tabii ne dedik? Hazreti Mehdi orada bir sene kalacak dedik. Oradan Venedik, o tarafların bütün fetihleri olacak. O fetihleri 7 sene kadar yine oralarda kalacak, mescitler yapacağı vesaire. Anlattık değil mi? O Roma fethinden sonraki işte bunlar 5-6-7 senelik bir süredir. Hurucu Deccal. İşte o zaman Deccal çıkacak. Şimdi birincide hatta haber yalan olacak dedik değil mi? İlk defa bir haber gelecek. Roma kuşatmasında Deccal çıktı diye. Tam da Deccal beklendiği için Hazreti Mehdi de çıkmış artık. Deccal her an eli kulağında olduğu için Deccal beklenirken bütün Müslümanlar yeniden Şam tarafına, çoluk çocuklarına sahip olmak için Deccal çıktıysa diye geri dönecekler. Fakat o haber ne olacak dedik? Yalan çıkacak dedik. Ama sonra işte Roma'daki fetihlerden o bölgede bir 7 sene kadar oraların fetihlerinin ard arda gelişinden sonra Deccal çıkacak. İbn Ebi Şeybe, İmam Ahmed bin Hanbel, Ebu Davud ve Hakim bu hadis-i şerifi rivayet ediyor. Şimdi dolayısıyla Hazreti Mehdi'den sonra evvelül ayati zuhuran, ilk zuhur edecek 10 büyük ayetten, 10 büyük hadiseden, kıyametin büyük alametleri dediğimiz 10 büyük alametten ilki hurucu Deccal, Deccal'ın çıkışıdır. Bu ilk oluyor. Yani büyük alametlerin birincisi oluyor. Sonra İsa Aleyhisselam'ın inişi Deccal'ı gebertmek için. Ondan sonra Yecüc ve Mecüc Seddi'nin açılması. Bu da çok büyük bir olay. Bu Kur'an-ı Kerim'de sabit. Bunlar önümüzdeki dersler. Ondan sonra Dabbetül Arz, Safa Tepesi'nden o mahlukun, o yaratığın, o hayvanın çıkması ki şeytanı da gebertmek o Dabbe'ye nasıl olacak? Bu da Kur'an'la sabit. Dabbetül Arz Kur'an'da geçiyor. Sonra da Tulu'u Şems Mağribe, güneşin batıdan doğma hadisesi ki artık güneş batıdan doğduktan sonra da zaten dünyada bir hayır kalmayacağı, teklif kalmayacağı, mükelleflik, sorumluluk kalmayacağı, tevbe kapısının kapanması vesaire. Zaten güneş batıdan doğana kadar ne İsa Aleyhisselam kalacak, ne Müslüman kalacak. İnsanlar eşekler gibi sokaklarda halene çiftleşecek, hayvanlar haline gelecek. Ne din kalacak, ne iman kalacak, Allah diyen kalmayacak zaten. Şimdi bunlar sırayla takip edeceğimiz dersler, efendim 10 büyük alametten ilki olarak Deccal konusu şu anda mevzumuz. Evet. Tabii biz bunu birkaç derste özetlemeye çalışacağız ama alimlerimiz bu hususta müstakil kitaplar yazmışlardır. Deccal'la alakalı müstakil, mücellet, cilt halinde kitaplar ve bunların hepsi hadis-i şerif ve rivayetlerle doludur. Biz bunları size özetleyeceğiz. Sahih-i Müslim'de bulunan İmran İbni Husayn radıyallahu anh rivayet ettiği hadis-i şerifte Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem. Cuma gecesidir. Ne zaman Resulullah diyorum? Sallallahu aleyhi ve sellem. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala aleyhi ve sellem. Bu salavatlarla af oluyoruz inşallah. Hadis meclisi oluyor, ilim meclisi oluyor. Burada sadece bir konferans niteliğinde siz de dinleyiciler sıfatında değilsiniz. Burası ilim meclisi özelliği taşıyor. Her hadis-i şerifte salavatlar getiriliyor. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hazır oluyor, şahit oluyor. Değil mi? Cuma gecemiz de böylece
ihya oluyor, mamur oluyor.